600 yıllık kadim bir geçmişe sahip olan Osmanlı Devleti, girdiği savaşlar, yaptığı anlaşmalar ve hükmettiği topraklar kadar çeşitli hikayelerin yer aldığı magazin yönüyle de çok ünlü. Hem hanedan üyeleri hem de devlet adamlarının özel hayatlarıyla alakalı pek çok efsane mevcut. Bu ilginç efsanelerden bir tanesinin kahramanları da Vezir-i Azam Baltacı Mehmet Paşa ve Rus Çarıçesi Katerina'dır. Geçmişin ayak izlerinde bu hafta. Aralarında ilişki yaşandığı söylenen Osmanlı Sadrazamı ve Rus Çarıçesi'nin hikayesi. 1660 yılında Çorum'da doğduğu tahmin edilen Baltacı Mehmet Paşa, çok iyi bir eğitim görmemesine rağmen bir akrabası sayesinde saraya girerek ilk etapta küçük işlerde görev aldı. Sonrasında Şehzade Ahmet'e yakınlığı sebebiyle konumu gitgide yükseldi ve Ahmet'in tahta çıkmasıyla beraber ipler tamamen onun eline geçti. Kaynaklara göre hedefine ulaşmak adına entrika çevirmekten geri durmayan, rakiplerini çeşitli yöntemlerle bertaraf eden, sözünü esirgemeyen, musiki alanında yetenekli ve cesur bir insandı Baltacı Mehmet Paşa. Osmanlı sadrazamı olmak için de fazlasıyla çaba sarf edecek, hatta hızla yükselmesinden dolayı saraydaki diğer devlet adamlarının kıskançlıklarına maruz kalacaktı. Çünkü aynı anda hem Padişah 3. Ahmet'e hem de Valide Gülnüş Sultan'a yakın duruyor olması onu fazlasıyla tehlikeli kılıyordu. Bütün imkanlarını kullanıp adım adım zirveye ilerleyen Baltacı Mehmet Paşa, nihayet 1704 yılında 3. Ahmet tarafından sadrazamlığa getirildi. Ömrü boyunca hayal ettiği o emsalsiz güç elindeydi artık. Fakat maalesef ki bu sevinç uzun sürmeyecekti. Paşanın etrafındaki rakipleri rahat durmadılar ve hükümdara onun yaptığı tüm hileleri abartılı bir şekilde anlatarak bir yıl içerisinde azledilmesini sağladılar. Sonrasında ise talih yine bir şekilde güldü yüzüne. Karlofça Anlaşması'ndan beri sıkıntılı günler geçiren Osmanlı Devleti, barış siyaseti izlediği zor bir dönemden geçiyordu. Ancak tam bu sırada Rusya ile yaptığı savaştan mağlubiyetle ayrılan İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Osmanlı'ya sığınınca yaklaşmakta olan tehlikeyi gören 3. Ahmet, Rusya'ya karşı savaş ilan etmek durumunda kaldı. Bu muharebeyi en iyi yönetecek kişinin de Baltacı Mehmet Paşa olduğunu düşünüyordu. 1711'de Halep'ten geri çağrılan paşa, derhal vezir-i azamlığa getirilip ordunun başına geçirildi. Prut Nehri yakınlarında başlayan savaş, 120 bin kişilik bir kuvvete sahip olan Osmanlı ordusunun üstünlüğü ile aylarca devam etti. Yaklaşık 40 bin kişilik bir orduyla mücadele eden Rus çarı Petro ise, Türklerin lojistik malzemelerini ve erzaklarını ele geçirerek onları zor şartlara mecbur bırakma niyetindeydi. Fakat işler tahmin ettiği gibi gitmedi ve Osmanlı birlikleri Tuna Nehri'nin karşısına geçip hızla Rus karargahını kuşattılar. Bütün planları suya düşen Petro'nun tam anlamıyla eli kolu bağlanmıştı. Eflak Voyvadası'ndan beklediği destek de gelmeyince kara kara düşünmeye başladı. Çünkü Baltacı Mehmet Paşa'nın tek bir emriyle yapılacak olan top atışları hem Rus ordusunu hem Çar Petro'yu hem de Çar'ın yanında bulunan karısı Katerina'yı yok edebilirdi. Komutanları ve eşiyle bir toplantı gerçekleştiren Petro, Osmanlı'ya barış teklifi sunmaktan başka çareleri olmadığını söyledi. Katerina da bu görüşü destekliyordu. Fakat Mareşal Şeremetev, kedi fare ile barış yapmaz diyerek bu isteğin karşılık bulmayacağı konusunda diretti. Çar'ın da pek bir umudu yoktu ama yine de bütün ihtimalleri göze alıp elçisi Şafirov'u Baltacı Mehmet Paşa'nın çadırına gönderdi. Bu sırada beklenmeyen bir durum gerçekleşti ve paşa ilginç bir şekilde görüşmeye olumlu yaklaştı. Yanında bulunan yüksek rütbeli subaylar bunun büyük bir hata olacağını söyleyerek son bir taarruz yapıp Rusları tamamen ortadan kaldırmayı önerdiler. Fakat Baltacı onları dinlemedi. Artık yeterince erzaklarının kalmadığını, kayıplarının gereğinden fazla olduğunu ve Rusya'nın Azak Kalesi'ni Osmanlı'ya geri vermeyi taahhüt ettiğini öne sürerek barış metnini onayladı. Osmanlı tarafı şaşkınlık içerisindeyken Çar Petro adeta sevinçten havalara uçuyordu. Yapılan barış anlaşmasının ardından bütün birliklerini sağ salim bir şekilde geri çekip rahatça Rusya'ya geri döndü. Rus tarafının vaatlerini yerine getirmesini bekleyen Baltacı Mehmet Paşa ise biraz daha Prut yakınlarında kaldı ve sonra o da ülkesine döndü. Fakat hiç de beklediği gibi karşılanmayacaktı. Çünkü Petro, verdiği hiçbir sözü tutmamış, bir de üstüne üstlük kaybettiği savaştan kazançlı çıkarak muharebede yaptığı tarihi hataları telafi etmişti. Bu sırada Baltacı'ya muhalif olan paşalar ortaya çok ciddi iddialar atarak Sultan 3. Ahmet'i doldurmaya başladılar. Paşaların dediğine göre Çar Petro'nun eşi Çariçe Katerina bizzat Baltacı'nın çadırına gelip ona barış için yalvarmış, hatta kendisini sunmuştu. Katerina ile ilişki yaşayan paşa da Rusların gitmesine izin vermişti.
Paşalar, böylesine tuhaf bir anlaşmanın ancak bu şekilde vuku bulacağını düşünüyordu. Fakat bu durum tarihte kanıtlanamamış bir iddia olarak kaldı. Çünkü gerçekten de Baltacı'nın dediği gibi Rus karargahı kuşatıldığı sırada Osmanlı ordusunun erzağı bitmek üzereydi. Ve Yeniçeriler ilk günlerde 7000 kişilik zayiat verdikleri için yeni bir taarruza girişme konusunda homurdanıyorlardı. Bunun yanı sıra Avusturya'nın Rusya'ya yardıma geleceği söylentileri de hızla yayılmıştı. Osmanlı aynı anda hem Rusya ile hem de Avusturya ile savaşacak güçte değildi. Anlaşma gereği Rusların Azak Kalesi'ni geri vererek İstanbul'daki daimi elçisini çekecek olması ise devleti rahatlatacak ve Kuzey Cephesi'nin boş kalmasını sağlayacaktı. Baltacı Mehmet Paşa bütün bunları düşünüp de barış kararı vermiş olabilirdi. Ama ne yazık ki 3. Ahmet onun aynı fikirde değildi. Yayılan dedikodulardan etkilenen padişah, Baltacı'yı sadrazamlıktan azlederek önce Midilli'ye sonrasında da Limni Adası'na sürgün etti. Bu süreçte hapis hayatına fazla dayanamayan Baltacı, bir yıl içerisinde 50'li yaşlarındayken öldü. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın.